4-5 derecede yakıyoruz. Yaktık 6 derece şu anda seranın içi. Dışarı 3 derece. Kaç derece olması lazım? Yani 6-7'den aşağı düşürmememiz lazım ama gene de 3'e kadar da düşüyor yani. Sabaha kadar uyku var mı? Yok. Sabaha kadar nöbetteyiz. -4 derece. Kaç derece? 5.4. Sıfıra düşürmemeye çalışıyorsunuz evet. Galiba. İşte bu derecelerde tutabilirsek iyi. Bugün erken saatlerde yaktığımız için birer tane soba yaktık şu anda. 5.4 derece seranın içi. Saat 12'den sonra dönümde ikişer tane daha soba yakacağız. Toplam 3'er soba yakmış olacağız. İnşallah bu 5-6 derecelerde sabahlatmayı düşünüyoruz. Nasıl, etki var mı? Şu anda güzel. Etkisi yok soğuğun herhangi bir. Ama dereceyi düşürürsek soğuk bunları mahveder. Katran odunu. Bunu üzerine, sobanın üzerine koyuyoruz. İçeriye duman veriyoruz. Derecenin yüksek kalmasına faydası olsun diye. İçeriği dumanla biraz sonra kilitleyeceğiz. Dostum bizi biraz karıştı gerek de abi, biz çok sıra yakacağız. Eksiye düşmesiyle birlikte sobalarımızı yakmaya başladık. Görüyorsunuz eksi birde kadar düştü. Bütün sobalarımızı yakıyoruz. Sabaha kadar böyle devam edeceğiz. Nöbet tutuyoruz. Eksi soğuk havanın sıfıra düşmesiyle nöbet bekliyoruz sabaha kadar. Kaça düştüğünde yakmaya başladınız? Eksi bire düşünce başlıyoruz. Çünkü kömüre dayanılmıyor, şeye dayanılmıyor. Her şey masraf olduğu için ancak öyle kurtarabiliyoruz. Yani. Evet. Peki ne kadar kömür yakıyorsunuz bir dönüme? Bir dönüme 5 çuval, 6 çuval. 6-7 çuval gider ya şimdi sobaya göre. 2'şer çuval diyorsan 8 çuval da gidebilir bir gecede. Abi domatesini yedim. Helal et.